İngiltere'de konut yatırımı her zaman çok popüler ve kazançlı bir yatırım çeşididir. Stabil bir ekonomiye yatırım yapıyorsunuz, pound nakit akışına sahip oluyorsunuz, ev fiyatları her zaman yükseliyor ve yüksek kira dönüşüm oranları var. Peki güncel yasalara göre ev alırken evi kendi adınıza mı almalısınız yoksa bir limited şirket kurup limited şirket adına mı almalısınız? Eğer İngiltere'de ev yatırımı yapmak istiyorsanız veya bunu planlıyorsanız bu kısa videoyu sonuna kadar izleyin. Önce şahıs adına alınan tapulardan bahsedelim. Kısa bir örnek olacak bu. 1000 pound'luk bir geliriniz var. 1000 pound kira geliri sağladığınız bir mülkünüz var. Ve bunun 500'ü mortgage ödemesi olarak ödüyorsunuz. 500 de size kar kalıyor. Yasa öncesinde, yani yeni bir yasa çıktı. Section 24. Bu yasa öncesinde, 2017 senesinde oldu bu. 500 pound mortgage ödüyorsunuz. Size 500 pound kalıyor. İşte örnek veriyorum, %40'lık vergi dilimindeyseniz size kar kalan 500 pound üzerinden %40 vergi ödüyordunuz. Yani bunun 200 pound vergi ödüyordunuz. 300 pound size kalıyordu. Peki yasadan sonra ne oldu? Yasadan sonra 1000 pound yani net kiran, gross kiranızın direkt %40'ını vergi olarak alıyor. 400 pound vergiye gidiyor. 500'e de morguca gidiyordu zaten. Size 100 pound para kalıyor. Bu şahsa aldığınız tapularda geçerli. Peki bir limited şirket kurdunuz. Bu ülkede limited şirket kurmak bir günde oluyor ve 12 pound bir ücreti var. Bir limited şirket kurdunuz. Şirket size ait ve limited şirketiniz ev satın aldı. Dolayısıyla ev size ait ama arada bir tüzel kişilik olduğu için oradaki avantajlardan bahsedeceğim biraz. Limited şirket yine aynı örnekten bahsedelim. 1000 pound kira getirisi var. 500'ünü mortgage ödüyor ve 500 kar kalıyor. Bu 500 pound üzerinden %19 corporation tax ödüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki avantaj çok büyük. Tabii şöyle bir şey de var. Şirket olduğu için şirkette birçok giderleri vergiden düşebiliyorsunuz. Örneğin mortgage faizini vergiden düşebiliyorsunuz. Elektrik, su tesisatı, tadilat, herhangi bir bakım, bu masrafları düşebiliyorsunuz. Veya işte bölgede siz uzak bir bölgeden ev aldığınızı varsayalım. Veya siz İngiltere dışında yaşıyorsunuz. Burada bir emlak ofisine verdiniz. Kirayı kontrol etsin veya işte yeni kiracılar koysun diye. Ona da yıllık bir kira civarı bir ödeme yapıyorsunuz burada. Bütün bu giderleri vergiden düşebiliyorsunuz. Ve sonunda kazançtan yani giderler düştükten sonra şirketin kazancından %19 ödüyorsunuz sadece vergiyi. O yüzden çok avantajlı limited şirket kurup onun üzerine ev almak. Bu videoda şahıs üzerine mi ev almalıyız, limited şirket üzerine mi ev almalıyız konusunu inceledik. İngiltere'de konut yatırımı yapmanın püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız bizleri takip etmeye devam edin.